Sevgilisi Cem Belevi ile Amsterdam tatili dönüşü kavga edip ayrıldığı gündeme gelen İrem Derici, geçen pazar yakın arkadaşı Murat Balcı'nın sahnesini izledi. Ünlü popçu konser öncesi magazin altının sorularını yanıtladı. Nasılsınız canlar ciğerler? Sen nasılsın? İyi ne olsun valla. Koşturmaca, dün İsparta'daydım, 10. gün Hatay'daydım. Artık hani bir video var ya, ayakta mı duramıyorum? Ya o haldeydim ama dedim bugün böyle kendime bir şey yapayım, geleyim arkadaşımı izleyeyim. Ramazan'da sahnelere ara verecek olan İrem Derici, bol bol spor yapacağını söyledi. Ramazan'da çok yoğun olmuyor işler biliyorsunuz. Son 1 Nisan'da İstanbul'da konserim var. Sonra 23 Nisan'a kadar biraz da tatil keyfi. Nasıl değerlendireceksin o boşluğu Ramazan'a? Spor. Aynen, bugün son yemeğim. Yani zaten tatilden geldim biliyorsunuz, dünyaları yedik. Yemeye devam ediyorum. Bugün son yemeğimi yiyeceğim yarın. Hatta Murat'la başlıyor spor. O zaten gidiyor. Yani artık şu dönemi iyi değerlendireyim diyorum. Bir haftadır, bir aydır. Belki bir ayda biraz sıkılaşırız. Derici'nin Amsterdam tatili sırasında Cem Belevi ile kavga ettiği öne sürüldü. İddiaya göre şehri gezerken tartışmaya başlayan ikilinin arasındaki gerginlik otel odasında iyice tırmandı. Tabakları ve bardakları kıran Derici geceyi başka bir odada geçirdi. Ne oldu bana verdiğin sözler? Ağır mı geldi? Hemen tatile dönelim. Nasıl geçti Amsterdam? Vallahi çok güzel geçti. Maceralıydı galiba. Yani tatil maceralı, maceralıydı, eğlenmekten maceralıydı. Yani çok hakikaten 2 gün dolu dolu geçti. Çok eğlendik. Sen sor ben söyleyeyim. Ne diyeyim şimdi? Ben de bugün mesela Amsterdam'da tabak ve çanak kırdığımızı okudum. Çocuklar Yunanistan'da tabak çanak kırmaya gitmedik biz. Tabii Sirtaki'ye gitmedik yani. Tatille alakalı hiçbir sıkıntı yok yani. Çok güzeldi her şey. İrem Derici günah çıkarttı ve Cem Belevi ile kendi fevri davranışları nedeniyle kavga ettiklerini itiraf etti. Ayrıldılar, kavga ettiler. Tabii ne oldu? İrem 35 yaşında bir ergen olduğu için en ufak bir tartışmada hemen takipten çıkıp fotoğraf sildiğim için ben nasıl bir gerizekalıyım arkadaşlar? Niye her seferinde böyle bir fevriliğim var benim? Fevriyim yani. O anda 35 değil 15 yaşıma iniyorum. Yani çok manasız benim yaptığım tepkisellik. Ama yani Cem'le alakalı bunlar yaşanacak ya, çok biliyorsun çünkü yani geçen de uzun uzun bir röportajda anlattım. Sıkıcı bir çift olmaktansa yani böyle bir şeylere uçlarda yaşayıp tartışan bir çift olmak ama sonunda saygıyla sevgiyle her şeyi halletmek daha güzel gibime geliyor. Çocuklar tabak çanak kırmadık. Tartışma oldu. Oldu. Oldu benim. Kıskançlık falan mı yoksa? Hayır hiç alakası yok. Benim fevriliğimden diyeyim. Yani siz öyle anlayın. Evet. Ama çözdük. Şu an kendisi İzmir'de ailesinin yanında arkadaşlarıyla falan vakit geçiriyor. Tabii bu ayrılıklar kısa süreli de olsa besliyor bizi. Yazıyor duruyor şarkılar. Ne şarkılarda andım seni. Ne sözler yazdım. Derici, Cem Belevi'ye olan aşkını anlatırken gözleri doldu. Ama böyle kavgalarından ilişkiyi daha mı çok güçlendiriyor? Ya bilmiyorum. Yıpratıyor da güçlendiriyor da falan. Yani çok uzatmadan aslında o anda kendi adıma mesela ders çıkarttım. Uzamaması lazım. Çünkü çok seviyorum, yapacak bir şey yok. Yani uzasını istemiyorum. Hani konuşmadığım, onunla vakit geçiremediğim her an kalbim sıkışıyor ve artık yolun yarısındayım. Ailede kalp var çocuklar. Ünlü popçu evlilik sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi. Evliliğe falan gider mi Cem Bey'le? Yani hiç biliyorsun. Hani çok seviyorum diye. Bilmiyorum yani hiçbir şeyle alakalı büyük konuşmamak lazım. Ama çok evlilik kurumunu seven biri değilim yani. Hani bana uygun değil gibi geliyor. Bilmiyorum. İrem Derici, Amsterdam tatili dönüşü adının yazılı olduğu valizi alan kişiye sosyal medyadan hakaret etmiş ancak o sözleri aynı gün takipten çıktığı Cem Belevi'ye yazdığı sanılmıştı. Valiz kayboldu galiba. Ya onu sorma, onu da yani yanlışlıkla almışlar çünkü alan Türk değil. Yani adımı görüp orada dur bakayım İrem Derici'nin valizinde neler var. Hani öyle bile olsa benden 29.99'luk kod çıkıyor en fazla yani. Bir şeyler olmuş ama yani deri ceketim falan, takılarımın durduğu kutu eksik ama sağ olsunlar yardımcı oluyorlar.
Yani işte ona da fevrilik mesela. Yani gitmiş valizin zaten. Sen niye Instagram'a yazıyorsun? Yani sonra onu alıyorlar, diyorlar ki Cem'e mi dedi? Ya ne alakası var? Hatta onu yazdım. İnsanın dedim sevdiği adamla alakalı ağzından güzel sözcüklerden başka bir şey çıkamaz yani. Ay ne olacak bilmiyorum. Kırkımda biraz daha sakinlenmeyeyim ben. 5 sene daha var. 5 sene daha var. Yandık. Çok teşekkür ederim. Üşüdün be, adam bir şey giy üstüne. Bir anda çıkartıyormuşum üstümü. Delikanlı İrem diye. Öpüyorum o zaman sizi. Haydi görüşürüz. Hey canım.